değerli konuğum var kendilerine. Merhaba demek istiyorum. Zümrüt Arol Bekçe, BKM Genel Müdürü dediğimizde bankalar arası kart merkeziyle karışmaması gerektiğini altını çizelim. Hemen PNG Markalar Direktörü Onur Yaprak, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi BKM ile PNG neden bir araya geldi dediğimizde aslında film endüstrisi artık sponsorluklarla hareket eder hale geldi. Sadece gişeye bağlı, belki de stres yaşamasın diye mi diye Zümrüt Hanım size sorarak başlamak istiyorum. Aslında gişe de sağ olsun bize çok yardımcı. Türk filmlerine talep çok fazla. Baktığımız zaman geçmişten günümüze artarak da ilgi devam ediyor ve bundan çok memnunuz. Ama film maliyetleri de bu nispetle arttığı için ve büyük prodüksiyon ve kaliteli işler yaptığımız için ki talebi destekleyen bir şeydir bu. Bizim sponsorluklara takdir edersiniz ki ihtiyacımız oluyor ve çok da hem ürün adına çok her iki taraf için de faydalı bir işbirliği oluyor. Ürünün yerleşmesi açısından da bizim açımızdan da toplu bir fayda oluyor diyebilirim. Evet, kazan kazan oluyor diyorsunuz. Şimdi aslında tüketiciye ulaşmanın pek çok kanalı var. İşte sosyal medya var, film var, televizyon var, pek çok alan var. Ama filmden tüketiciye ulaşmak nasıl bir strateji? Bundan sonra daha fazla eğileceğiniz bir kanal mı? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi tüketiciler aslında çok farklı klasik anlamda reklamlar gibi ulaşıyoruz biz hali hazırda. Ama sinemanın bence pazarlamacılara sunduğu çok farklı bir avantajı var. O da sinema çok farklı bir deneyim. Tüketicilerin gerçekten içine girdikleri, hikayenin bir parçası olabildikleri bir deneyim. Biz de markalarımızın tanıtımını tabii ki bu hikayenin bir parçası olarak verebildiğimizde hani reklam gibi olmayan reklam diyebiliriz. Çok daha doğal oluyor. Tüketiciye yansıması da tabii ki çok daha yüksek oluyor. Bu anlamda Türk sineması çok ciddi anlamda yol kat etti. Geçen sene mesela yerli filmler yaklaşık 35 milyon izleyiciye ulaştı. Bu pazarlamacılara da çok fazla sayıda insana ulaşmak için tabii ki güzel bir fırsat sunuyor. Evet, aslında çok geniş kitlelere ulaşmak için. Şimdi 2015'te en çok gişe yapan filmler dediğimizde 2 Ocak 15 Mart... Ben editörüme dedim ki sadece Türk filmleri mi var yoksa hani yabancıları almadın mı dedim. Hayır dedi, ilk sıraya baktığımızda hep Türk filmleri var. Artık hani biz filme sinemaya gidiyorsak Türk filmini tercih ediyoruz. Geçen sene bu oran %55'ti. Şu anda %60-65'ler civarında bekliyoruz 2015 yılındaki sonucu. 2005 yılında sinema seyircisi 27 milyondu. Şu anda geçtiğimiz sene 61 milyonu geçmiş durumda. Bu seneki beklentimiz 70 milyon. 70 milyonu %60 ile çarptığınızda zaten rakam yeterince cazip bir hale geliyor. O nedenle ürün yerleştirme yaptığınızda ve bu filmlerin içinde gördüğünüzde sinemanın öncesinde görülen reklamdan çok daha efektif. Çünkü bir an evvel filme kavuşmak isteyen seyirci 40 dakika reklama maruz kalınca reaktif oluyor. Doğal olarak baktığınızda filmin içinde sevdiği bir oyuncuyu o markayla bir arada gördüğünde daha sempatikli ve akılda kalıcı bir yerleşim oluyor. O nedenle biz ürün yerleştirmenin çok daha etkin olduğunu düşünüyoruz. Şimdi senaryolar içinde ürün yerleştirmenin ne kadar reklam gibi olmadan olması, biraz önce siz de söylediniz, evet. Ya Onur Bey'in de altın çizdiği gibi senaryolara nasıl adapte edildi? Mesela televizyon dizilerinde çok karşımıza çıktı. İlk başta hani belki sırıtıyordu ama sonrasında orada da hayatın içerisinde akmaya başladı. Evet. Bu anlamda markalar neyi nasıl gözetiyorlar? Mesela işte başrol oyuncusu Ezgi Mola aynı zamanda, evet, sizin markanızın yüzü. Bu filmi seçerken önemli etmenlerden biri miydi? Tabii ki önemli etkenlerden bir tanesi ama sadece o değil. Yani Ezgi Mola bildiğiniz gibi uzun süredir bizim diş macunu ve diş fırçası, diş macunu reklamlarında yüzümüz olarak kullandığımız bir ünlümüz. Şimdi Ezgi Mola'nın bu filmde olması bir etken ama bu film aslında bizim marka olarak, diş macunu markası olarak durmak istediğimiz ve sağlıklı bir dişin yanında insanların güvenle gülebilmesi ve özgüven kazanması ile ilgili durmak istediğimiz, vermek istediğimiz mesajı vermek için çok uygun bir filmdi aslında. Çünkü filmde Efsun karakteri Ezgi Mola son derece güzel gülümsemesiyle son derece şen şakrak bir film. Aynı zamanda tabii ki tüketicileri ve izleyenleri de güldüren, gülümseten bir film. O yüzden bizim anlamda bu verdiğimiz mesaja çok uyduğunu düşündüğümüz için bu filme sponsor olmayı çok doğru bulduk açıkçası. Evet, filmin adı Kocan Kadar Konuş. Bugün izleyiciyle, evet, buluşuyor. Bugün heyecanlı günlerinizden biri herhalde, değil mi? İlk sınav, evet, mı diyelim? O hemen kendini belli eder mi? Hem onu sormak istiyorum. Hem de komedi olunca
biz biraz önce Onur Bey'in de söylediği gibi hani gülümseten filmleri daha çok seviyor gibiyiz. Daha çok gişede hasılat yaptırıyor gibiyiz. Aslında bütün dünyada da genelde komedi tüm dünyada işliyor. İzleyici, şimdi çok stresli bir hayatımız var. İşe gidiyoruz, trafiğin içerisindeyiz. İstanbul için düşünmeyin, bütün metropollerde durum geçer. Gün bittiği zaman bizim yüzümüzü gülümsetecek bir şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Hayatın genelinde böyle. Televizyon şovlarında da öyle. Bizim güldür güldür reytingleri fevkalade iyi. Ve herkesin çok sevdiği tiyatroda tamamen dolu oynuyoruz. Baktığınız zaman halk gülmek istiyor. Bu çok da normal bir istek ve biz de bu talebi arzla karşılık veriyoruz. Komedi filmleri olsun, televizyon programları olsun, karşılık buluyor. 70 milyon izleyici bekleniyor. Şimdi sinema izleyicisi bunun genel ağırlığında... sinema izleyicisi 60-65'ini Türk sinemasına bekliyoruz. O zaman 60-65 dediğimizde de ağırlık yine komedi filmleri üzerinden mi gidecektir? Çünkü hani talep böyle geliyor, arz da bizim öyle. Bizim ağırlığımız Beşiktaş Kültür Merkezi olarak komedi filmleri. Net. Net. Çıkış noktamız diyorsunuz. Çıkış noktamız mizah. Neden mizah demiyoruz? Mizah da çok ısrarcıyız. Değil mi? Gülmek lazım değil mi? Kesinlikle. Çok stres var. Bu noktada da aslında hani filmlerde ürün yerleştirme karşımıza çıkıyor. Ürünleri farkında olmadan belki işte takip ediyoruz. Zümrüt Hanım söylediği gibi o öncesindeki 40 dakika reklam sürelerini değil, evet, filmin içerisinde hissediyoruz. Ama o film televizyonda yayınlandığında Rütü Kanunu nedeniyle buzlanmak durumunda kalıyor. Evet. Markalarda o noktada sadece hani sinema zaten biz yatırımı yapmıştık diye mi düşünüyor? Yani şöyle, tabii sadece sinemada kullanmak belki bu işin etkisini azaltır ama biz böyle bir çalışma yapmıyoruz özellikle BKM ile birlikte. Onun dışında biz özellikle dijitalde kendi kanallarımızla da aslında bir yandan hem filme bir yandan da tabii ki Ezgi Mola olduğu için onun vasıtasıyla kendi markamıza bir değer kattığımızı düşünüyoruz. Tabii ki televizyon kısmı da var ama DVD kısmı var, filmi izleyenler var, basında çıkması var. Bunun daha pek çok aslında tüketiciye ulaşan ve bize de fayda sağladığını düşündüğümüz etkenleri oluyor. Evet, DVD ne kadar iş yapıyor Zümrüt Hanım? Hani DVD'den çok konuşuyoruz, ziyade korsan diyorduk, şimdi internetten izleme yani diyoruz. Aslında biz çok resmi platformların tamamında varız. Yurt dışında Netflix'te de varız, Türkiye'de iTunes'da varız. TV Bu'da varız. Bilinen hani televizyon mecralarının dışında, Free TV dediğimiz kanalların dışında tamamında varız. Herhangi bir izleyici filmimize ulaşmak istediğinde herhangi bir blurlama olmadan bütün ürünlerin görünebildiği. Aslında yalnızca ürün yerleştirme olan şeyler dışında da o blurlama güzel durmuyor televizyonda da. Araba kullanılıyor. Arabanın markası bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben bakanlığın bu konu üzerinde çalıştığını da biliyorum. Evet, yapımcılarla da görüşüyor. Vardı, değil mi? Sayın Nihat Zeybekçi bütün yapımcıları bir araya getirerek konuyla ilgili görüş aldı. Zannediyorum bu sene içerisinde çok yapıcı yönde dünya standartlarına belli formlar oluşturulacak ve kökünden çözülecek diye düşünüyoruz. Orada da herhalde biraz ölçü önemli olacak da sonrasında bir anda ürün yerleştirmede aslında metrajlı bir reklam kuşağına dönmesin. Tabii ki en önemli şey bu bir film. Özellikle televizyon dizileri tabii ki ama biz biraz film konusunda çok hassasız. Bizim şirketimizin sahiplerinden biri Yılmaz Erdoğan. Doğal olarak sanatçı gözü çok önemli bizde. Filmin bütünlüğünü bozacak en ufak bir ürün yerleştirme biz bugüne kadar yapmadık. Yani ne seyirciyi ne bizi rahatsız edecek hiçbir şeyi herhangi bir ücreti mukabele diyeceğim yapmadık. O nedenle baktığınız zaman tüm ürün yerleştirmeler zaten doğal olarak filmin içinde olan, Ezgi'nin bu filmdeki rolü de aynı, olan bir sahneye yerleştirdik İpana'yı. Yani sonuçta harici bir şey özel olarak yazılmadı. O nedenle de hiç göze sakil gelmiyor. Evet, burada aslında hani hani reytingi gibi ya da gişe başarısı gibi markalar da bir filmde yer alırken ve bundan sonra da devamlılığını getirirken ne de gişeye bakıyor musunuz? Hani ne kadar kişiye ulaştığı noktasında bir gişe hassasiyeti oluyor mu firmalarda da? Yani tabii ki gişeyi önceden belirlemek çok kolay değil. O yüzden tabii ki çok önemli bir kriter bizim için ama bence burada iki türlü bakmak lazım. Birincisi, yani bu tecrübenin, bu yaşatılan tecrübenin tüketici açısından neresindesiniz? O ürünü nasıl veriyorsunuz? Zümrüt Hanım'ın söylediği gibi bunu doğal yollarla veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Çünkü mesela bizim açımızdan da ürün yerleştirme yeni bir konu değil. Yani biz 1930'da ilk aslında bu Arkası Yarın dediğimiz dizileri yaratıp onun arkasına sponsor olan firmayız. Hatta o yüzden Amerika'da
Procter & Gamble bunu getirdiği için o zaman da sabunla yapmıştık onu. Soap Opera ismi, yani soap aslında bizim sabun markamızdan geliyor. Dolayısıyla bence yıllar içerisinde bizim de öğrendiğimiz şey şu, bunun bir parçası olurken aynı Zümrüt Hanım'ın söylediği gibi orada sanata ve yapılan işe saygı duyup onun çok doğal bir parçası halinde olmamız gerekiyor. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağladığımız zaman da tüketici zaten siz onu doğal yaptığınız zaman doğal bir şekilde iyi bir dönüş oluyor. Yapmadığınızda da aslında iyi bir dönüş olmuyor bizim açımızdan. Evet, evet. Reaksiyon veriyor seyirci. Bize mail de gelebilir. Yani mesela evet, televizyonda olan demin sinema reklamından bahsettim. O reklamları bizim verdiğimizi düşünüp bütün reaksiyonu biz topluyoruz. Öyle mi? O nedenle ben de rahatsızlığımı dile getiriyorum. Konuya hiç ilgimiz yok. Evet, evet. O çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Çok konuşuluyor maalesef. Zaten nefes alma alanımız az olduğu için diyorlar. Hatta geçtiğimiz aylarda Şükrü Avşar'la bir mısır hesabı da yaptık. Asıl karlılık buradan geliyor diye de o hesapta yapılmıştı. Mısır'a karşı değiliz. Mısır'a karşı. Mısır sağlıklıdır sonuçta diyelim. Popcorn. Bu evet. Sinemanın vazgeçilmez bir unsuru diyelim. Şimdi baktığımızda aslında bugün film vizyona giriyor dedik ama filmden de biraz bahsedelim. Tabii nasıl ki bir film, nasıl, neden birlikteliğin olduğunu da anlatabilir belki filmin konusu. Filmin konusu Şevlen Burcuoğlu'nun Kocan Kadar Konuş adlı kitabından esinlenerek yapıldı. Kitabın üzerine tekrar bir senaryo çalışması yapıldı. Cast için bakarken zaten Patron Mutlu Son istiyor filmimizin yönetmeni Kıvanç Barıönü çekti. Ezgi ile orada birlikte de çalışmışlardı. Cast seçimi yapmamız çok zor olmadı çünkü Ezgi çok birebir karaktere uygun bir kimseydi ve çok da istedi rol almayı. Çok çabuk auditionlarımız yapıldı. Murat Yıldırım da çok çok sürpriz bir rolle ve şekilde karşınızda olacak. Çok başarılı. Kız kardeşler aynı şekilde. Film bütünüyle son derece komik bir film oldu ve neşeli bir film oldu. Kitabı sevmiş olanlar da çok sevecektir. Kitabı okumamış olanlar tekrar kitabı alıp okuyabilirler. O derece keyifli bir film oldu. Yayıncılığa da etkisi olabilir. Tekrar evet, diyorsunuz. Evet. Bu adamın roman dünyasına da katkısı olabilir. Aslında yani biraz önce konuştuğumuz gibi Ezgi Mola dedik, hani tüketici evet, sevdiği karakterle ürünü özdeşleştiriyor ve bunun devamında da markada farkında olmadan tüketiciye ulaşıyor mu demek lazım buradaki ilişki için. Yani tabii biraz öyle ama bir de sorunuza bir yandan ben de kendi tarafımdan biz evet, niye bu işin bir parçasıyız diye cevap vermek istiyorum. Yani biz 55 senelik bir markayız, bugün 17 milyon tane hanenin kullandığı bir diş macunu markamız var. Ve şimdi bu diş macunu sadece aslında sağlıklı dişler vermiyor tabii ki, dediğim gibi. İnsanlarda çok güzel bir içgörü var, o da şu: insanlar sağlıklı ve beyaz dişleri olmadığı zaman gülüşlerini saklıyorlar biliyorsunuz. Evet, değil mi? Elleriyle kapatırlar. Dolayısıyla biz de gülüşünü göster temasıyla aslında şu an dünyada bizim en yeni teknolojimiz olan bir ürünün lansmanı yapıyorduk. Ve bu arada da BKM'den böyle Ezgi Mola ile ilgili bir film fırsatı geldi, karşımıza çıktı. Burada da baktığımız şey nasıl bir film ve biz bunun içine nasıl yer alacaktık tabii ki. Dediğim gibi film aslında baştan sona kendine güvenle gülüşünü gösterebilen temalar içeriyor. Dolayısıyla bizim markamızda çok ciddi anlamda doğru bir birliktelik olduğunu düşündük. Zümrüt Hanımlar da sağ olsunlar, gerçekten bu konuda çok anlayışlı bir şekilde doğru sanata ve dediğimiz gibi filmin ana kısmına doğru bir şekilde entegrasyonu sağladık ve bence çok da iyi bir iş çıktı sonunda. Hafta sonu bekliyoruz. Bunun üzerine bunu söyleyebilirim. Söylemek lazım. Peki. Bol kahkaha, evet, sağlıklı gülüş. Dediğim gibi kahkahaya ihtiyacımız var şu dönemde. Aslında şöyle baktığımızda hani baştan beri gişe diyoruz, işte sponsorluklar diyoruz, bir filme ne kadar diyoruz, işte tüketiciye ulaşmak diyoruz. Hem tüketicinin harcamalarının kısıldığını görüyoruz, hem işte sanayi üretiminin kısıldığını görüyoruz. Hepsi birbirini etkiliyor tabii ki. Hem doların yükselişi işte tüketicinin moralini de etkiliyor. Böylesi dönemlerde mesela tüketicinin moralinin, güveninin düştüğü dönemlerde sinema ne kadar iş yapıyor? Hani biraz önce artıyor sinema izleyicisi. Evet, çünkü en ucuz eğlence ya televizyon seyredeceksiniz evde oturup, bir popcornla bir çay demleyeceksiniz evde, veya sinemaya gideceksiniz. Dışarı çıktığınız zamansa olabilecek en ekonomik eğlence sinema. Çünkü biz aynı zamanda konser de organize ettiğimiz için, biliyorsunuz daha önceki ziyaretlerim hep konserden yana olurdu. Konser biletleriyle sinema biletini karşılaştırdığınız zaman
Aradaki fark astronomik. Bugün 20 liraya Türkiye'nin en konforlu sinemalarında film seyretme imkanınız var. Bu yaklaşık 2-2,5 saatlik fevkalade neşeli bir eğlence. Gidiyorsunuz, bir komedi filmi olabilir, bir action olabilir, içeriği fark etmez aslında. Ama komedi özellikle bu tip dönemlerde oldukça yardımcı diyebilirim. Evet. Sinemaya seyirci çekmek adına. Artı talep alıyor yani. Öyle değil mi? Artı talep alıyor. Bir de bizim filmlerimiz genel izleyici. Yani çok rahat bugün Kocan Kadar Konuş'a, ki tercihimiz de tavsiyemiz de bu yönde, anneanne, anne, kız çocuğu gibi hani üç nesil bir arada gidilebilecek filmler yapıyoruz. Eyvah Eyvahlar da öyleydi hatırlarsanız. Hükümet Kadın da öyleydi. Hani serilerden yola çıkıyorum hepsi. Hepsi üç nesil gidilebilecek filmler. O nedenle gerçek bir aile eğlencesi olarak hiç çekinmeden çocuğunuzla kendinizin gidebileceği bir film. Yani bizim filmlerimizin çoğu böyle. Evet. Aslında sinema eğlence hesap yapıldığında hep izleyicilerimizden o tweetler gelir. İşte çocuğumuzla birlikte gittiğimizde, bir de mısır aldığımızda, işte suyunu aldığımızda 100 liradan aşağı çıkamıyoruz diye. Onu da izleyicilerimiz adına söylemeden mısır konusunda haklılar. Değil mi böyle? Yılmaz da hesaplıyor. Bana diyor bu kadar diyor, 2 lira kalıyor diyor. Bakıyorum diyor, mısır 10 lira olmuş, kola bu kadar olmuş, yemek bu kadar olmuş. Ben şimdi bu filmi niye yaptım diye. Baktığınız zaman tabii bir paket olarak daha yüksek, ama diğer eğlencelerle karşılaştırdığınızda samimiyetle en ucuz eğlence sinema diyebiliriz. Siz peki markalar ve tüketim nezdinde baktığınızda hani tüketicinin davranışlarında bir değişiklik görüyor musunuz, ki geçtiğimiz günlerde Carrefour'sa genel müdürü Mehmet Dani ile konuşurken hani tüketicinin güveninin düştüğü dönemlerde alışveriş sepeti küçülür ama frekans artar, işte 5 kiloluk zeytinyağı değil 1 evet. kiloluk alır ama daha sık gelmeye başlar dedi. Siz de böylesi farklılıklar gözlemliyor musunuz? Yani doğru, benzer şeyler aslında, beraber çalıştığımız zaten bir firma. Biz de gördüğümüz tüketiciler bazen alışkanlıklarını dediği gibi daha küçük boylara geçebiliyorlar. Ama sonuçta marka tercihleri, siz eğer doğru değeri veriyorsanız ve gerçekten ona fayda sağlayıcı bir ürün veriyorsanız çok değişmiyor. Ama alış sıklıkları biraz daha değişebiliyor tabii ki. Evet, marka olunca hani bağlılık böylesi günlerde pek değişmiyor diyorsunuz. Şöyle, eğer iyi bir markanız varsa ve gerçekten tüketiciye doğru bir faydayı sağlıyorsanız tüketici onu anlıyor. Biz de zaten iletişimi bu anlamda bu şekilde yapıyoruz. Ama tabii ki burada önemli olan doğru değeri tüketiciye verebilmek ve onun hayatlarında pozitif bir etki yaratabilmek verdiğiniz ürünle. Evet. Şimdi biraz önce yaptığımız o hesaba tekrar dönmek istiyorum Zümrüt Hanım. Daha öncesinde sizlerle hep konser konuşurken hep işte dünya yıldızı geliyor diyorduk ve sonrasında işte dolardaki yükseliş hesapları nasıl şaşırttı mı diye de konuşuyorduk. Söz konusu olan film olunca prodüksiyondan işte kastına kadar nasıl bir maliyet artışı getiriyor ya da getiriyor mu, dengeleri nasıl? Getiriyor, tabii ki getiriyor. Hesaplıyorsunuz. Biz filmleri çalışmaya çok önceden başlıyoruz. Yani pre-prodüksiyon dediğimiz ön hazırlık dönemi çok önce oluyor. Mesela bir Kelebeğin Rüyası için Yılmaz 7 yıl hazırlandı. Bu 7 yılın içerisinde senaryo yazım dönemi de vardı. Ama bilfiil olarak Zonguldak'ta yapılan altyapı çalışmaları da vardı. Ya, baktığınız zaman çok uzun bir dönem. 16 haftada çekildi. Yani o zaman kurdan bir gol yemedik belki ama çok önce çalışmaya başlıyoruz. Bu filmler için de geçen sene çalışmaya başladığımızda dolar 1.80, 1.90 o banttaydı. Şu an 2.64'ü gördük. Gözleri yaşlı izliyoruz konuyu. Hani yapılabilecek bir şey yok tabii ama kendi içimizde kur dengelerini sağlıyoruz. Elimizden geldiği kadar pozisyonumuzu ayarlıyoruz tabii ki, ama hani bunu öngördüm, şu anki durumu öngördüm diyebilecek biri varsa ben elini sıkmak isterim diyeceğim. Değil mi? 1.80'lerden yola çıkıp 2.65'leri görmek. Tabii ki belli artışları öngörüyoruz. 2.20'ler bandı o zaman da hani içinde bizim gördüğümüz, tahmin ettiğimiz, ona göre pozisyon almıştık. Ondan sonrası bizler için de kısmen sürpriz oldu diyebiliriz. Kara kalemle mi devam ediyorsunuz? Yok, çok şükür gişe karşılığını verdiği için gözü yaşlı oturmuyoruz diyelim. O önemli değil mi? Tabii. Tüketicinin ya da bu noktada sinema severin karşılık vermesi, dengeleri kurmak adına, bir sonraki iyi bir şey yatırım adına son derece önemli. İyi bir şey yaptığınız zaman biz ona inanıyoruz. Çok emekle, çok özenerek yapıyoruz filmlerimizi. Seyirci de karşılığını veriyor. Yani seçiminden kastına ve en son artık perde denildiği ana kadar gerçekten çok uğraşıyoruz. Yaklaşık 30. filmimiz. Bu sene BKM'nin 20. yılı. Geçen sene itibariyle 20 yılda 25 film yapmıştık. Bu sene 30'u bulduk. Sene sonuna kadar bir iki eklememiz daha olacak.
Gerçekten çok özeniyoruz film yaparken. Seyirci de bu özenimizi karşılıksız bırakmıyor. Değil mi? Bir yapım şirketinde yatırım nedir? Yeni bir filmdir, değil mi? Tabii bir ki. Başka sermayemiz yok zaten. Filmler. Yeni projeler gelecek bu sene içerisinde. Tabii ki gelecek. Yine komedi ağırlıklı mı? Niyazi Gül 4 Nala Mayıs'ta çıkıyor. İlk defa Mayıs'ta bir film vizyona sokuyoruz. Genelde Türk seyircisi Eylül ve Nisan sonunu tercih ediyor. Böyle bir kuralları var. Sezonluk yaşıyoruz. Konserde de hep açık havaya gidilir, kışın gidilmez de. Şimdi çok güzel venüler yapıldı. Evet. Ve birazcık ayak alışkanlıkları değişti. Sinema seyircisi de yazın gitmiyordu. Biz bu sene en komik filmlerimizden, en güzel filmlerimizden biriyle Mayıs'ta vizyondayız 8'inde. Niyazi Gül 4 Nala, Demet Akbağ, Ata Demirer. Gerçekten olağanüstü bir performans göstermiş Demet. Ben birkaç seyretme imkanı buldum hem sette hem de prodüksiyonu, post prodüksiyonda. Olağanüstü bir performans göstermiş. Seyirciye yine yeni bir karakteri çok sevdireceğini en azından söyleyebilirim şimdiden. Tahmin edebiliyoruz hocam. Olağanüstü bir performans. Olarak. Evet. Şimdi aslında hani hazırlık dönemi işte 1.80'lerden başlandı, 2.65'lere dayanıldı. O sürecin sizler neresinde vardınız, neresinde dahil oldunuz? Yani senaryo yazılırken de var mıydınız yoksa sonrasında mı bir sponsor işin içine dahil olur? Tabii aslında senaryo daha önceden yazılıyor ve senaryo bizim markamızla ilgili bir uyum taşıyor mu taşımıyor mu? Bunu zaten görüldüğü zaman bize gelindi bununla ilgili ve biz de değerlendirdik. Ama zaten Ayşe Ezgi Mola bizim zaten reklam yüzümüz olduğu için biraz daha kolay oldu bu süreç bizim anlamımızda. Biz bu olayı anlar anlamaz hemen nasıl bir çalışma yapabiliriz diye BKM ile beraber, Zümrüt Hanım'la beraber çalışmaya başladık ve dediğim gibi son derece bence karşılıklı birbirini anlayarak çok da iyi bir şekilde doğru bir şekilde entegrasyonu yaptığımızı değil düşünüyorum. Burada da bir ekip ruhu gibi bir mevzu tabii çıkıyor karşımıza. Başka şekilde mümkün değil ilerleme. Aynı zaten. Dilden konuşmak tabii. Ya da konuşamamak. Çok önemli. Bir sonraki projede buluşmak ya da buluşamamak gibi bir durumu da aynen beraberinde getirebilir tabii ki böyle olunca. Yönetmenim bitti diyor. Halbuki ben bir şey de çok kısa sormak istiyorum. Tabii ki. Biraz bugün reklam sektörüyle konuştuğumuzda işitsel hafızamızın daha iyi olduğunu söyledi bir reklam jingle'ları yapan değerli konuğum. Orada da hani bizim daha çok efektli filmleri değil, komedi ve diyaloglara dayanan senaryoları daha çok sevdiğimiz ve gişede hakkını da verdiğimiz